17 yıldır çözülmeyen bir cinayet var karşımızda. O da Necip Hablemitoğlu cinayeti. Ankara'da bir kış günü öldürüldü kendisi. Başından ve gözünden kurşunlanarak öldürüldü. İlk defa Ukrayna'ya gittiğimde Necip Hablemitoğlu'nun vurulduğu gün düşünüyordum. O an karşımda Hablemitoğlu'nun katili olduğu iddia edilen Nuri Gökhan Bozkır vardı. Onun gözlerinin içine bakarak sormak istedim. Aynı o günü Yaşar gibi ona sormak istedim. Dedim ki ''Necip Hamletoğlu'nu sen mi öldürdün? Neden öldürdün?'' Ee, soğukkanlı bir şekilde öldürmediğini söyledi. Aslında farklı bir cevap bekliyor muydum? Beklemiyordum. O günü biraz size anlatmak istiyorum. Aslında e, ilk Nuri Gökhan Bozkır'ın olayın faili olduğu, Necip Hablemitoğlu'nun katili olduğu iddiasının ortaya çıkmasıyla birlikte ben Hürriyet gazetesine bu katil olduğu iddia edilen kişinin portresini yaptım. Sonrasında bunun yakın çevresindeki insanlarla görüştüm. Özel Kuvvetler Komutanlığındaki arkadaşlarına ulaşmaya çalıştım. Hatta annesiyle bir telefon görüşmem oldu. Sonrasında aklıma şu geldi. Bu kişi Ukrayna'da Ev hapsindeydi, gece ev hapsindeydi yani sokağa çıkabiliyordu. Buna ulaşabilir miyiz? Fikri aklıma geldi. Hemen avukatlarıyla temas kurdum. Avukatlarından aldığımız okey üzerine kendileri görüştük, kendileri avukatlarla görüştük. Avukatları Ukrayna'da bulunan Nuri Gökhan Bozkır'la görüştü. Nuri Gökhan Bozkır bizim görüşme isteğimizi kabul etti. İki defa kendilerine sordum. Bakın Ukrayna'ya geldiğimizde bir aksilik olmasın. Her şeyi konuşacak mısınız? Evet dedi, her şeyi konuşacağım. Ukrayna'ya gittik. Gittiğimiz gün avukatlar da vardı yanında. İki tane avukatı vardı Nur Gökhan Ukrayna'ya gittik. Ben bir otele yerleştim. Avukatlar Ukraynalı meslektaşlarıyla birlikte bir toplantı yapacaklarını söylediler. Toplantı saat 2 gibi bitecekti. Bana verdikleri cevap oydu. Fakat saatler 2'yi gösterdiğinde öğleden sonra arayan soran bir avukat yoktu. Ben tabii endişeli bir şekilde görüşme zamanını heyecanla bekliyordum. Çünkü Türkiye'nin konuştuğu bir isim karşımda olacaktı. Necip Hablemitoğlu'nu öldürdüğü iddia edilen bir katil zanlısıyla görüş görüşecektim. Bu gazetecilik için önemli bir haberdi. Olayın çözümüne katkıda bulunmak isteyen bir gazeteci için çok daha önemli bir haberdi. Ama bir türlü beklediğim telefon gelmedi. Ta ki akşam saat 7'ye kadar. Akşam saat 7'de e, otel, odamın kapısı çaldı. Kapıyı açtığımda Nuri Gökhan Bozkır'ın avukatlarından biri karşımdaydı. Bana e, resepsiyonda, resepsiyonun orada birlikte oturup konuşabileceğimizi söyledi. Aşağı indik, görüştük. Görüşmemizde e, Ukraynalı meslektaşlarının Nuri Gökhan Bozkır'la röportajı e, yapmasını istemediklerini söyledi. Bunun Neydi? Sorun neydi? Kendisine onu sordum. Aldığım cevap e, siyasi il, iltica davası açtığı için, Ukrayna'ya siyasi sığınmacı olmak istediği için Nuri Gökhan Bozkır'ın söyleyeceği sözlerin Ukrayna'da aleyhine kullanılabileceğini söylemiş Ukraynalı avukatlar. O yüzden de röportaj yapılmasını istemiyormuş. Ben de bunun üzerine dedim ki, ertesi gün lütfen birlikte oturalım ve konuşalım. Nuri Gökhan Bozkır benimle birlikte... Buluşsun. Hep beraber olalım. Tanışalım. Ben kendisine de durumu izah etmeye çalışayım. En azından nasıl bir röportaj olacağını hep birlikte karar verelim. Dedik, konuyu bağladık. Ertesi gün, yani pazar günü saat 11 sıralarında ilk defa Ukrayna'da, Kiev'de kaldığım otelin önüne otomobille eşiyle birlikte geldiğinde gördüm Nurgöz Gökhan Bozkır'ı. Yani Necip Hablemetoğlu'nun katil zanlısını. Zayıf çelimsiz, atletik bir vücuda sahip ama öyle e, açıkçası ben karşımda bir Rambo bekliyordum. Çünkü özel kuvvetler mensubu bir kişiydi kendisi. Ve önemli operasyonlarda da rol almış bir kişiydi. Aldığım şeyler de oydu. Başarılı da bir subaymış Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki geçmişinde. Böyle bir referelle karşı karşıya olduğum için daha uzun boylu bir insan hayal ediyordum. Kafasında bir bandana, siyah bir bandana, bir soğuk bir kış günü olmasına rağmen Ukrayna'da bir tişört, tişörtün üstünde mont ve kot pantolonlu ince, zayıf, çelimsiz bir kişi vardı karşımda. Eşi de yanındaydı, eşi Ukraynalıydı. Birlikte avukatlar da yanımızda olmak üzere birlikte evde bir restorana gittik. Yaklaşık 4 saat boyunca konuştuk, yaptığımız konuşmaların e, ilk sorum şu oldu, gözlerine bakarak sordum o soruyu da. Necip Ablamitoğlu'nu siz mi öldürdünüz dedim. Hayır ben öldürmedim dedi. Katil olmadığını söyledi. Sohbetimiz, söyleşimiz yaklaşık 4 saat sürdü. Bir şeyi de böylesine büyük bir cinayeti eğer ben işlediysem, tek başına mı işledim? Böyle bir organizasyonun diğer elemanları neden yakalanmadı? 6 ay önce yakalanmıştım ben. Neden Necip Hablemitoğlu'nun ölüm yıldönümünün olduğu günden bir gün önce benim e, Ukrayna'da yakalandığım iddiaları basına sızdırıldı gibi şeyler söyledi. E tabii ikna olmadığım, inanmadığım yerler oldu kendisine. Bunları da sorguladım kendine göre cevaplar verdi. İnandığım yerler de oldu kendisine. Ancak şunun bilinmesi çok önemli. Burada Türkiye'de çok önemli bir soruşturma sürüyor ve Türkiye'nin tarihindeki kara lekelerden biridir Necip Hablemitoğlu cinayeti. Bu cinayetin çözülmesi için biz gazeteciler, aydınlar, yurttaşlar hepimiz destek ol olmalıyız ve o karanlığın karanlığa şuk tutmak için elimizden geleni yap, yapmak zorundayız. Biz de gazeteci olarak bunu yapmaya çalıştık bu röportajda.